Ah be kardeşim, niye hep böyle şeyler seni buluyor bilmem ki. Ne yapacaksın sen şimdi? Ya abla, bak kafamda var bir şeyler. Şimdi bak ben diyorum ki Kemal, o da sıkıntılı biraz bu aralar. Ya zaten bu çocuk böyle memuriyet yapacak bir çocuk değil. Biz onunla diyorum beraber ikimiz birlikte bir iş mi kursak acaba? Küçük bir yer açsak diyorum. Aa, açın tabii kardeşim. Ne iyi düşünmüşsün sen. Değil mi? Vallahi benim hiç aklıma gelmedi ha. Hangi parayla acaba? Ha? Ya eniştem oğluna şey yapsın, küçük bir yardımda bulunsun. Ne var, ne olacak bunda? Ya olmadı biz kredi çekeriz, o da kefil falan olur. Bak, enişten seni kıtır kıtır keser. Ama sakın Kemal'in aklına böyle şeyler sokma Zafer. Bir an önce kendine bir iş bulacaksın. Bu ay kiranızı ben öderim. Ya abla hemen bir kestirip atma ya, bir düşün birazcık. Ya Zafer. Ya dedim sana, boşuna nefesini tüketme. Her koyun kendi bacağından asılır ne de olsa. Sen bunu kabul et Zafer, rahat et. Melek bak, sen kırıcı konuşuyorsun ha. Ben sana söyleyeyim. Siz ne zamandan beri kendi bacağınızdan asılıyorsunuz? Sırasında bizde bir şey olmuyor, sizin hiçbir şeyiniz eksik olmuyor. Her şeyiniz tam, çok şükür. Canım biz de herkesten çok çalışıyoruz bir kuru maaşı. Kızım abuk subuk konuşma, abuk subuk konuşma ya. Vallahi bana o kuru maaşı veren de yok Melek Hanım. Sen yat kalk, haline dua et. Zaten benim sinirim bozuk, ben gidiyorum Allah aşkına ya. Abla, abla. Abla sen onun kusuruna bakma ya. Onun sıkıntısı bana. Ya bırak Allah aşkına Zafer. Abla. Car car konuşuyorsunuz anca. Ya. Hayaller gerçekler. Enişten üç tane eve girmiş. Her bir çocuk için ayrı ayrı morguç ödüyor her ay. Benim var mı? Ay sana işi kalmadı, iş açacak. Ay güleyim bari. Ay ayın esprisi de bu olsun. Melek bak. Onlar bizim her şeyimizi ödüyorlar yıllardır. Sen böyle yapmaya devam et. Bak elimizdekileri de kaybedeceğiz sonunda. Az kaldı. Yakında sen de kapıya koyar ablam. Üç ev ne ya? Hap kadar bir yere 10 senedir 3 kuruş 5 kuruş kredi diyorlar ya. Bak insaf diyorum, vicdan diyorum, başka da bir şey demiyorum sana. Ben yatmaya gideceğim. Ne yapıyorsun sen orada? Yatacağım, perdeleri şey yaptım. Zafergil'de miydin sen? Ha. Yani bizler de damdalar hala bu saatte. Demek ki mevzular derin. İyi, üzüldüler tabii. Şirin de şey yapacak da sabah işe başlayacak. Yataydı keşke. Yatarlar onlar, sen merak etme. O zaman uykum geldi, ben yatayım. Sabah nasıl kalkacağız bakalım? Yıllardır bu saatte yatmadım yani. Paşam, hoş geldiniz. Ne haber? İyidir. Dur, dur. Ya yapma dedim sana kaç kere. Bu ne? Yine bunlarla mı çıktın? Çıkar şunu. Ya direkt çıktım ondan işte. Ne bakıyorsun apalak? Bir çay koy. Bu mumlar ne? Ne yapıyorsunuz siz burada böyle? Mustafa Kuzgun bu mumları görse kalpten gider, haberiniz olsun. Ay nereden görecek Mustafa Kuzgun? Buyur Yarmi'cim. Yarmi ne be? Yarma'nın kibarcası. Abisine Yarma diyemiyor ya. Sapık. Sen niye öyle basıp gidiyorsun artist hareketler, muhallebileri, yere çakmalar falan? Ruhsal bir patlama yaşıyorum şekerim. Evet. Neden? Ben de bilmiyorum. Halbuki her şey yolunda değil mi? Bu yaşıma geldim, odamda ders çalışıyorum. Muhtemelen o 20 senenin sonucunda o sınavı kazanacağım. Başım göğe erecek. Kanatlarım çıkacak, uçacağım. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum Ser? Ya bir faydam dokunsun dedim ya. Ben ne yapsam suç ya? Bir işe yarayayım dedim ya. Muhallebi yaptım, ne var bunda ya? Gerizekalı, 3 renk muhallebi ne lan esnaf lokantasında? Ya sen illa espri yapacaksan sözel olarak yap. 7 kilo şeker ziyan etme. Seher ben bittim.
Ben bittim tamam, ben daraldım artık. Ben böyle olmuyor ya. Ben gelemiyorum artık. Nokta, tamam. Ben Banu'nun restoranına ortak olacağım. Aa. Evet. Olacağım abi. Üzülecek babam. Üzülsün. Üzülsün Seher. Üzülsün ya, üzülecek diye yaşadığımız hayata bak ya. Şuna bak. Üzülsün abi. Bir kere daha üzülsün ya. Kemal, bak bu adam normal üzülmüyor. Bu adam 30 yıldır mahalleden çıkamayan, yetimhanede büyümüş bir adam. Normal üzülmüyor, ölümün kıyısına geliyor. Ya sen onun oğlusun, bütün zihni senle kaplı. Oğul bu ya, boru değil. Biz filan umurunda değiliz ki onun. Ya kazan artık sen de şu puanını siktiminin sınavını. Gir bir yere, 3-5 yıl huzur ver adama. Sonra ne yapıyorsan yap. Ya abi, babam çok iyi adam. Yani ses etmez belki ama çok korkuyor senin için. Yani yemek falan yapamaz ya. Ya problem bu işte. Adam iyi. Adam iyi. Adam çok iyi. Ya benim babam bu kadar iyi olmak zorunda mı ya? Bu suç. Bu suç. Bu sevgi suçu. Bu terör. Bu sevgi terörü. Sevgisiyle felç ediyor adamı. Ya o üzülmesin diye şu yaşadığımız hayata bak. Hepimiz bum gibi yaşıyoruz ya. Kızlar benden bu kadar. Ben bittim. Ben artık dayanamıyorum. Ben bir daha o yangın merdivenlerinden inip gitmeyeceğim. Ben bu kadar ya. Tamam ben, bak ben size çaktırmamaya çalışıyorum ama ben daraldım. Ben daraldım. Ben nefes alamıyorum ya. Yarma. Sen o zengin kadının yanında nefes alabileceğini mi sanıyorsun? Ne diye seriyor senin önüne dünyaları o öyle? Cordon Bleu'den gelme şef misin? Kadın sana kör kütük, aşık, gerizekalı, görmüyor musun? Sen onu seviyor musun? Yok. Yarın öbür gün koluna çıtırın birini takıp gezmeye başladığında bakalım kaç gün sürecek senin ortaklığın. Sonra ne olacak? Kendini Karaköy'de bir çorbacıda garson olarak bulacaksın. Bu mu? Bu değil mi? Bu diyorsun. Eyvallah. Eyvallah. Benim bilgim yok. Benim yeteneğim yok. Benim ustalığım yok. O kafe her gün dolup taşıyor. Neden? Çünkü kadın bana aşık. Siz o kafenin günlük cirosu kaç para, haberiniz var mı? Ben işte çürüm orayı. Ben varım diyor orası öyle. Eyvallah ya. Eyvallah abla. Bana karşı güvenin gözlerimi yaşarttı. Eyvallah sana. Babamın bu evde diktatör olmasına gerek yok ki. Sen de annem ona çok güzel zemin hazırlıyorsunuz zaten. Parmağını kıpırdatmasına gerek yok. Eyvallah. Çay diye önüme koyduğunuz şeye bak. Günaydın. Günaydın. Mustafa abiye selamlar. Eyvallah abi.